Haydi Şener. Bu tereyağı mı? Şey, tereyağı. Tereyağı. Yalnız bir, en çok oraya sürüyorsun, sen en az buraya de sürüyorsun. Hayır. Tabağa yakın diye fark etmedim sanma. Size geliyor diye. Gelsin gelsin, önemli değil. Boş ver, masal gitsin. 8'i koyduk. Çabuk çabuk. 9'u tamam. Koyuyoruz. Bu hazır baklavalı yufka da aynı şey, naylon branda gibi. Ne gibi? Naylon branda gibi. Bebe muşambası sanki. Neyle açıp yapıyorlarsa bilmiyorum artık. Hayır, şimdi söylerlerse. Sence söylemişler midir? Söylemişlerdir tabii. Ağızda olan konuşur. İçine kremayı koydum Şenay. Fıstığı da atıyorum üstüne. Bu muhallebi de her şeyin içine giriyor maşallah. Nasıl bir şey bu böyle? Bunu kaymak niyetine yapıyorlar. Evet, kaymaklı tadı veriyor. Evet. Gülme kız, çirkin mi olmuş? Şenay benim üçgenimi beğenmedi. Çünkü benim matematiğim çok kötü Şenay. Sahi Kadir, üçgen hakkında bildiğin bir şey var mı? İç açıları 360 derece, onu biliyorum. 360 derece mi? Evet, 360 derece. Emin misin? Üçgenin iç açıları 360 derece değil mi? Değil. Benden sonra demek değişti. Ona da mı zam geldi? Kaç oldu? Ben en son bıraktım da 360'tı. Demek ki sen hiç başlamamışsın bu konuya. Kaç üçgen iç açıları? Küçük kardeşlerimize örnek olsun. Matematik derslerinden kaytarırsanız işte böyle olursunuz. Evet, siz ki matematik dersinde öndeki kızın eski sevgilisinin ayrılma nedenlerini dinlerseniz böyle olur. Kadir, hala doğru cevap veremedin. Söyle, üçgenin iç açılarının toplamı kaç derece? Kız, kopya versene sen de. Benim makine mühendisi kocama bağlanayım hemen. Çamaşır makinesinin motorunu sormuyoruz. Üçgenin iç açılar. Şenay Hanım, siz de fırsattan istifade kocanızı övüyorsunuz galiba. Şey, kocam mühendis de, ona bir sorayım yok, istersen. Yok, matematiği süper süper süper. Söylüyorum doğru cevabı, 180 derece. 180 diyecektim şimdi dedim. Yalan söylemiş olurum. 180 mi olmuş? Rezil olmayayım. Düşmüş o. Fiyatı düşmüş. Müfredat çok çabuk değişiyor bak. Acaba ömründe az kalsın ya, çorbamız dibine tutuyordu. Ama Şenay tutmadı. Ama yanmadı. Anam yandı elimdür. Şenay, tavuğa da Allah vermesin. Ne kadar çok su koymuşsun. Aynen, kız. Değil mi su kız? Tavuk da yani. Allah'ınızı severseniz şu tavuğa koyduğu suya bakın. Tamam, sorun yok. Kız, şunu insan yarıya kadar doldurmaz mı Şenay? Şenay Hanım, siz de o tavuğun suyundan hem çorbaya hem de pilava koymayacak mıydınız? Az su olduğu için daha özleşmiştir. Az su ekleriz, tadını alır yine. Normal su da koyarız. Tavuk pişmiş mi peki? Şenay, o var ya, buna anca bitti, yeter. Hayır, hepsini buna koymayacağım. Ağır olur. Yarısını pilava koyacaksınız herhalde. Aynen, yarısını pilavda kullanacağım. Alalım, tavukları hemen alalım içinden, yoksa dağılacaklar içinde. Görüşmek dileğiyle efendim. Şimdi Şenay'cığım acil bir taktikle mercimek çorbasını iyileştiriyor. Şebiyetler fırına giriyor. Patlıcanlar kızaracak. Evet, şu anda mercimek çorbamızın artık kıvamı oturdu yarışmacımız. Onu robottan çekiyor. Bu arada istim kebabı için patlıcanlar, köfteler kızardı. Ben de güzelce bezelyelerimizi meşankatli açtım. Daha yarışmacımız onları geri açacak. Çorbanın kıvamı nasıl? Biraz su ekleyeceğim. Kız, o çorbaya en az belki de 8 bardak su ekledi. Ama niye şey, mercimeği suyunu tam anlamıyla şöyle koca bir çaydanlığından koyup da fokurdatmadık? Kıvamı kaçmasın diye. Kıvamı. Şimdi mesela dünkü... Acaba sen mercimek çorbasının kıvamını tam tutturamadığın için sürekli az az su koyarak mı yapıyorsun? Evet. Ama yakaladınız. Mine Hanım'ın çorbası çok duruydu mesela. Ben öyle olmasını istemiyorum. Şunda en azından artık bir sulansın şu mercimek çorbası. Arkadaşlar, tam 1 saat 35 dakikamız geçti. İstim kebabı ne alemde Kadir? Şu anda daha istim kebapları pişecek. Pişmedi onlar. Sen su koydun mu kettle'a? Var, evet, kettle'da su var. Onu ben alayım. Katı hala, gördün mü? En azından geniş bir tencerede aç altını. Kaynasın o güzelce rahat rahat. Şöyle kaşığı alttan vuruyorum ki, sen şimdi istime mi geçiyorsun, böreğe mi geçiyorsun? Önce istimi atacağım. Tamam. Onun için de sosunu hazırlıyorum. Kızartma işlemi tamamlanmıştı. Tamam. Ay, bak, çorba bir nefes aldı geniş tencerenin içinde. Suyu döktükçe emiyor çünkü. Evet, son dakika. Ne oldu Kadir? Evet, biz şerbet yaptık sandık, meğer alda yapmışız. Şenay? Onu açabilir miyiz acaba? Kettle'a su koy Şenay. Şenay, bu nasıl bir...
bir şerbet Şenay. Şenay Hanım bildiğiniz bal yapmış. Evet. Yeni teknoloji, yeni bir şerbet. Şenay glikoz şerbetiyle yapmış bunu. Sen bunu çok kaynattın. O yüzden ağdamsı oldu bu. Evet. Azıcık onu aç. Oo, bayağı da ağda gibi olmuş. Şenay sıcak su koy, bunu bir açalım bence. Aynen. Mecbur açılacak. Bakar mısınız, tencereyi kaldırıyor. Hey mübarek, ne şekermiş. Şenay, tereyağını niye sonradan ekliyorsun? Yanmaması için. Yanmaması için. Kadir, o şerbeti yeniden yapsak daha iyi olmaz mı? Şu an çok sıcak olur o zaman. Süzelim olmadı. Bence bir tencere ver, biz bunu başka tencereye... Benim sözümü dinleyin, inat etmeyin. Yeniden yapın şuna. Dur, az dur, az bir dur. Şenay, az daha su ver oradan kız. Kadir, şu an ne yaptığını hiç anlamıyorum. Şu an son şerbet bükücüler olarak da... Maşallah, çorbayı 86 tencerede yaptınız, şerbeti 36 tencerede yaptınız. Kimin ne yaptığı belli değil. Tek bilinen şey, süreniz çok hızlı ilerliyor. Ne oldu, şerbet oldu mu? Şerbeti az kıvam alması lazım çünkü şu an bayağı sulu. Bu şerbet ne oldu, şerbet? Şerbeti ağdalandı gene o şerbet. Allah seni ıslah. Azıcık katsam. Azıcık katayım yine, belki şey gibi olur ya. Bakayım. Pekmez olmuş kız bu. Aynen. Bak, açtım ben ona, dedim ki kaynatma o kadar. O gül gibi şerbeti kaynattı, kaynattı, gene ağda yap. Ne yapıyorsunuz, onu dökmeyeceksiniz değil mi? Dökmeyeyim. Nasıl istiyorsan, sana kalmış, karışmam ben. Yeniden yaparsam yetişmez. Şenay Hanım, çabuk karar verin, tutuldunuz kaldınız. Şenay, Allah seni ıslahsın. Ne? Şenay. Şenay, sana dedim ki o oldu, onu kapa. Evet Şenay Hanım, ne yapacaksınız bu şerbeti, karar verdiniz mi? Havada adalandı kız. Şöyle koyayım ya. En azından olmamış olmaz. Keşke yeniden yapsaydınız. Böyle koyayım bir tarafına, diğer tarafına da şey koyayım. Size bir şey diyeyim mi? Bu döktüğün... Yapışmış mı? Evet, benim de ağzımda yapıştı. Şu an ağzımda yapışık. Keşke hiç dökmeseydiniz. Kenarına döktüm artık. Yapacak bir şey. Ne diyorsun Kadir? Baksana, bayağı bayağı gitmiş. Neyse. Üstüne şerbet konacak, daha dursun böyle. Şenay Hanım, son 15 dakika. Tamam, ay şükürler olsun, şerbet oldu. Ben olsam diğerinin üzerine de dökerdim. Yok, diğeri artık karışma, bence şey yapmaz. Ama karışma, nasıl yani, istiyorsa öyle yapsın. Şu taraf olsun da yeter. İnşallah o karameller eriyip de bu tarafa gelmez. Alayım ben, alayım. Yoksa şunları bence başka tabağa koyalım. Bence de, çünkü o karameller bu tarafa akabilir. Bu yağ ne için? Çorba için sos yapacağım üzerine, tamam. Hani gezdireceğim. Pilav hazır, isim kebabı hazır. Salata tamam, kaç dakika kaldı? 14. Hadi bunları tabağa al, giyinelim artık biz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.